Türkiye'den Almanya'ya gelenlerin iltica başvurularının kabul edilme oranı %50'yi buldu. Bu sonuç, Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıttan çıktı. Yani Türkiye, beyin göçü bir yana, 80'li yıllarda olduğu gibi Avrupa'ya ciddi boyutlarda siyasi göç vermeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre sadece 2018 yılının Kasım ayına kadar 10 bine aşkın Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunmuş. Soru önergesini veren Sol Parti'nin Federal Meclis Milletvekili Gökay Akbulut, 15 Temmuz darbe girişiminin bu göçte bir milat olduğunu belirtiyor. 2016 darbe girişiminden sonra yaklaşık 25 bin iltica başvurusu söz konusu ve bu başvurular arasında farklı çeşitli gruplar yer alıyor. Yaşanılan sorunlardan bir tanesi de Dublin uygulamaları. Başvuruların kabul edilmeyenler geri gönderiliyor. Özellikle Balkan ülkeleri üzerinden Sol Parti olarak bu insanların iltica taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz. Almanya, Türkiye'li sığınmacılara mültecilik hakkı tanırken, 2018 yılında Türkiye'ye yaptığı silah ihracatını bir önceki yıla göre neredeyse 3 katına çıkartmış. Sol Partili Akbulut, bunun kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Türkiye-Almanya ilişkileri yeniden dizayn ediliyor. Bu ilişkiler çerçevesinde hem ekonomik yardımlar yürütülüyor hem de silah ihracatları sürdürülüyor. Biz Sol Parti olarak silah ihracatlarının bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Ve bunun dışında da Türkiye-Avrupa Birliği mülteci anlaşması var ve biz bu anlaşmanın bitirilmesini talep ediyoruz. Çünkü Türkiye kendisi bir yandan göçmen üretiyor. Avukat ve eski Yeşiller Milletvekili Mehmet Kılıç ise ilticası kabul edilenlerin oranındaki yükselişe dikkat çekti. Kılıç, Türkiye'nin Afganistan ve Suriye ile aynı muameleyi görmeye başladığını söylüyor. Bundan 2 yıl öncesine kadar federal sığınma dairesinin tanıma oranları yaklaşık %7 idi. Ondan sonra mahkemeye gidenlerin de yaklaşık %15'i gibi tanınıyordu. Yani Türkiye'den gelen sadece 5 kişiden biri sığınmacı olarak kabul ediliyordu. Ama bu son dönemde hakikaten Türkiye'deki keyfiyetin bütün uluslararası kurumlarca kabul edilmesinden sonra bu oranların arttığı gözüküyor. Türkiye'nin sığınma hukuku anlamında neredeyse Suriye veya Afganistan'la eş muameleye tabi tutulduğunu görmek tabii ki üzücü. Peki Türkiye'den gelip Almanya'da ilticaya başvuranlar kim? Avukat Mehmet Kılıç, geniş bir yelpazeden bahsederken, sığınmacıların hukuk bürolarını seçerken siyasi tercihlerini de göz önünde bulundurduklarını ekliyor. Bizim büromuza başvuranların büyük bir çoğunluğu Kürt ve Alevi olan kesim ama şu an ağırlıklı olarak Almanya'ya başvurular Fethullah Gülen cemaatinden olanlar ama onun çok çok daha büyük katı ise Fethullah Gülen cemaatine ait olmadıkları halde sırf onları kovuşturabilmek için Gülen cemaati yaftası vurularak kovuşturulan insanların sayısı oldukça yüksek. Yakın dönemde Almanya'ya iltica eden akademisyenlerden biri olan ve ismini vermek istemeyen Türkiye'li bir mülteci, sol bir fraksiyona mensup olduğunu ifade ederken, Türkiye'de Gülen hareketiyle ilişkili olduğu suçlamasıyla karşılaştığı için yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını söylüyor. Almanya'ya ben sığınma başvurumu yapalı 1,5 sene oldu. İltica başvurusunda gerekçelerim zaten belliydi benim. Ben hiçbir zaman ait olmadığım Fethullah terör örgütü diye bir örgüte ait olduğumu düşünerek beni hedef gösterdiler. Bir sol fraksiyona sahibim, dünya görüşüm, siyasi görüşüm aynı. İşin acı tarafı ben ve benim gibi bir sürü akademisyenlerin de böyle bir örgüte üye oldukları teziyle o ülkeden sürgün edilmesi, sürgüne zorlanması. Türkiye'yi siyasi nedenlerle terk etmek zorunda kalanların sayısı her geçen yıl artarken, ülkenin bundan sonra güvenli üçüncü ülke statüsünü daha ne kadar koruyacağı ise merak konusu.